Bilindiği üzere 31 Mart seçimleriyle alakalı bir dönem geçirdik ve bu sürecin sonunda maalesef bir takım hileli durumlar söz konusu oldu ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda seçimin yenilenmesine karar verilmiştir. Biz Cumhur İttifakı ortağı olarak Beykoz genelinde ve Cumhur İttifakı'nın ruhunu en üst düzeyde temsil ederek bu işe ne kadar sahip olduğumuzu göstermiş isek, bundan sonra da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Binali Yıldırım Bey için gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüzle hak ettiği için, haklı olduğu için bu kutsal şehre hizmet etme noktasında gerçekten liyakat, ehliyet, ahlak sahibi olan Sayın Binali Yıldırım Bey'le yol yürüyeceğiz. Allah'ın izniyle, genel başkanımızın da takdirleriyle ona İstanbul'a, Büyükşehir'e başkan yapacağız. Genel başkanımızın bu anlamda İstanbul'a mitili attım derken karargahı İstanbul'a kurarak artık diyoruz ki gemileri yaptık, dönüşü yoktur. Ya olacak, ya olacak. Baktığınız zaman Büyükşehir'in meclis listelerine kadrolaşma noktasında HDP ve dahi çeşitli terör örgütlerine mensup insanların meclis üyeleri gruplaşması olduğu bariz ortadadır. %10 civarında bir sandık sayımında 29 binden 13 bine düşen bir oyda tabii ki bir hile var, bir usulsüzlük var. Bartelamos'la birlikte ona subliminal mesaj veren insanlarla değil, bu şehrin hakkını verecek olan Tuzla'da çeşitli projeleri yapmak için aşı fabrikası, ilaç fabrikası gibi farklı sektörlerle alakalı projeleri olan ve dahi Bayrampaşa'da teknoloji üssü kuracak olan Binali Bey İstanbul'un vazgeçilmezidir. Gerek istihdam alanında, gerekse Türk İslam şehri olan, dünyanın en büyük Türk İslam şehri olan İstanbul'u ne Konstantinopolis niyetiyle hareket edenlere teslim ederiz, ne de onlara fırsat veririz. Gönlükçe Beykoz ilçemiz ve 14 ilçeyle ilgili pazartesinden bu yana bölge koordinatörümüz Sayın İzzet Uğur Yöntem'le birlikte bugün 12. ilçemizi ziyaret ediyoruz. Bugün 12 ilçe bitiyor. Bu ziyaretlerimizde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'la ilgili 23 Haziran seçimleri öncesi Genel Başkanımızın talimatlarıyla belirlenmiş 5 ana stratejiyle ilgili faaliyet çalışmalarını gerçekleştiriyor. 31 Mart seçimleri geride kaldı. 31 Mart seçimlerinde Beykoz'da muazzez bir başarı elde ettik. Cumhur İttifakı'nın onurunu yere düşürmedik. Cumhur İttifakı'nı hep birlikte sahip çıktık. Hamdolsun Beykoz'da Cumhur İttifakı galip geldi. Ve Beykoz'da belediyeyi hak eden ehil bir insan, ehil bir el aldı. Buna da Milliyetçi Hareket Partisi tüm gücüyle destek oldu. Sahada bizle çalıştı. Bu aynı zamanda AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin müştereken başarısıdır. Beykoz'da belediye başkanlığının kazanılmasında Beykozlu kardeşlerimin iradelerine müracaat eden, aktif bir şekilde çalışan, geceyi gündüze katan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hepsine saygılar sunuyorum. Allah eksikliklerini göstermesin diyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de 4 belediye meclis üyesi var. Öyle değil mi başkanım? 3. Bir tanesi encümen. Evet. Bu kardeşlerimize de başarılar diliyorum. 31 Mart'ta Beykoz'da üstümüze düşen görevi tamamladık. Fakat bir eksiğimiz var.
yapmamız gereken bir görev daha var. 31 Mart'ta Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine şaibe karıştırdılar. Şüphe bulaştı. Yolsuzluk yaptılar. Hakkımızı gasp ettiler. Beykozlu kardeşlerimizin iradelerine kast ettiler. Ne yaptılar? Alenen oy çaldılar. Oy çaldıklarından dolayı sandık başında organize usulsüzlüklerin tespitinden dolayı sandık başkan ve bir üyesinin kamu görevlisi olmamasından dolayı Yüksek Seçim Kurulu 6 Mayıs 2019 tarihinde takdir edersiniz ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti. 23 Haziran'da yenilenecek. Değerli arkadaşlar, İstanbul'un kaderi Kandil'den belirlenemez. İstanbul'un kaderi Pensilvanya'dan belirlenemez. İstanbul'un geleceği Türkiye muhaliflerince tayin edilemez. İstanbul Cumhurundur. İstanbul milletindir. İstanbul tarihidir. İstanbul ecdadındır. İstanbul 82 milyonun kucaklaşma ve kaynaşma adresidir. Biz sahte mağdur edebiyatı yapanlara karnımız tok. Bizim onlara sırtımız dönük. Çaldıklarının hesabını 23 Haziran'da verecekler. 23 Haziran'da.